Bu arada bir noktayı da Ramazan'daki sohbetlerimden edindiğim intibaya göre söylüyorum. Dini konularda oruçla alakalı, namazla alakalı, cenazeyle alakalı vesaire ibadetlerle alakalı hususlarda yeterli bilgiye sahip değiliz. Bilgi eksikliğimiz var. Bilgi eksikliği. Mesela oruç tutan kardeşlerimiz oruçlu haldedirler. Oruçlu olmanın hali içinde neler yapmaları lazım, neler yapmamaları lazım. Hangi halde oruçlar bozulur, hangi halde bozulmaz. Adam diyor ki, hocam diyor, unutarak diyor oruç yedim ben diyor. Öğlene doğru unutmuş, mutfağa nasıl olmasa girmiş, orada hazırda yiyecek bulmuş. Unutarak yedim diyor, orucum bozuldu, akşama kadar normal yedim diyor. Ya mübarek şu İlmihal kitabını alsaydın da 5 dakika okusaydın, görecektin ki unutmakla asla, unutup yemekle oruç bozulmaz. Hatta öyle ki, insani bir hüküm olarak söyleyeyim, 5 dakikanızı alayım inşallah. Diyor ki alimlerimiz, kitaplarda var, ilmihallerde, görseniz ki Ramazan'da, öğlende, ikindide neyse bir Müslüman bir yemeğin başına oturmuş yiyor. Halbuki gün Ramazan, oruçlu olması lazım ama adam yiyor. Baksanız ki diyor adam zayıf bir adam, sıska bir adam, sağlıksız bir adam, rengi sararmış, zayıf bir adamsa yemeği bitirinceye kadar oruçlu olduğunu hatırlatmayın, yesin, karnını doyursun, ağzını silsin, sen galiba oruçlu olduğunu unuttun diye ondan sonra haber verin, ta ki karnını doyursun diyor. Allah ona unutturmuş, karnını doyursun. O orucu bozma, ağzınızı çalkalayın, devam edin diyor. Bütün kitaplarda var, ilmihal kitaplarında. Ama zahmet edip de oruca başlamadan oruç bahsini şöyle bir okuyan kardeşlerimiz çok az. İlmihal dediğimiz ilim, halimizin ilmi. Namaz ile, oruç ile, zekat ile, fitre ile. Hani Ramazan'da zaman zaman da cemaatimizi ölçmek için sorduğumuz oldu. Kalabalık bir cemaatte sohbet halindeydim. Bir ara dedim ki, bir hacı kardeşimizi böyle hedef olarak seçtim ki, hacı bey, hacı efendi, fitre dediğimiz bir olay var, fitre. Bu fitreyi verirken bazı temel gıdalara göre veriyoruz. Temel gıda maddeleri. Temel gıda maddeleri ölçü alınmıştır. Fitrenin ölçüsü para değil, altın değil, gümüş değil. Ya nedir? Gıda maddeleri. 4 tane gıda maddesi var. 5.'si olmaz. Kıyamete kadar böyle olacak. Bana dedim, sayar mısın dedim, fitrenin esası olan temel gıda maddeleri sayar mısın diye sordum, adam başladı. Buğday, arpa, mercimek, nohut, kuru fasulye, adam saydı gidiyor. Hayatta okumamış, ilmihale bakmamış, elini alma. Ya ne mercimeği kardeşim, Allah'tan kork dedim ya. Yani bu bilgisizlik bizi nereye götürecek? İstiyoruz ki her Müslümanın evinde veya elinde bir büyük İslam ilmihali kitabı bulunsun. Vallahi bulunması lazım. Her evde. Geçen gün yoğun bakımda çok ağır hasta, bitkisel hayata girmiş bir tanıdığımızın bir hastası vardı. Bütün yakınları başında beklediler özel bir hastanede. Beklediler. İşte bayramın ikinci günü ruhunu teslim etmiş. Zaten hayatta kalma şansı yok deniyordu, bitkisel hayat. Hemen cenazeyi morga kaldırmadan alel acele, bayram diyerekten de tabii, hastayı al, ölüyü, cenazeyi almışlar, doğru bir minibüse koymuşlar, süratle yola çıkmışlar, doğru Malatya'ya. Haber geldi ki cenaze alındı, minibüse kondu ve Malatya'ya yola çıkarıldı, gidiyorlar. Hemen sordum, bu cenaze yıkandı mı? Yok. Kefenlendi mi? Yok. Namazı kılındı mı? Yok. Yahu sen eşya mı taşıyorsun bire kardeşim? Cenaze yola çıkacaksa önce yıkanır, sonra kefenlenir, sonra namazı kılınır. Yıkanmadan, kefenlenmeden, namazı kılınmadan cenazeyi yola çıkarmak haramdır. Bunu işleyenler cehennemlik olurlar diyor. İlmihali 5 dakika okusaydı bunu yapmayacaktı. İlmihal yok, okumuyor. Yazık değil mi? O ölü diyor, yıkanmadan, kefenlenmeden, namazı kılınmadan yola çıkarılan o cenaze, o ölü, ruhen azap altında kalır, inim inim gömülünceye kadar inler mahvolur. Ölülere de eziyet ediyorlar cahiller. Onun için kardeşler, müminler, ilmi halimizi bilmemiz lazım. Ramazan boyu vaaz ettiğim yerlerde
Allah gani gani rahmet etsin, çok değerli Cumhuriyet tarihinin bütün alimlerini terazinin bir gözüne koysanız, Cumhuriyet dönemindeki alimlerin, din alimlerinin tamamını terazinin bir gözüne koysanız, öbür gözüne de Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyhi koysanız, vallahi hepsinden ağır gelen bir hocaydı. 2 sene biz onun dersine katıldık. Öyle bir allameydi, 4 mezhebin alimiydi. Onun yazdığı ve üzerinde tartışılmayan bir eseri var. Büyük İslam İlmi Hali. Ramazan boyu gittiğim yerlerde bir vakıf adına, Gurabay-ı Müslimin adına, vakıf adına bu kitabı bir hayır sahibi almış 1000 tane kadar. Bunu demiş cemaate dağıtın, bunun parasıyla talebelere burs verin, talebelere yardımcı olun diye kitap almış. Bunu da camilerde söyleyerek Ramazan'da Allah razı olsun dağıtımı yapıldı. Bu vakfın 96 talebesinin bursu hasıl oldu, ihtiyaçları karşılandı. Az bir miktar kalmış, 7 paket, her pakette 12 tane var. Yani 70-80 tane bir kitap kalmış. Onu da bugün cemaat olur mu olmaz mı endişesiyle getirdim. Çıkışta inşallah bu kitaplardan birer tane alırsanız hem evinize bir ilmihal götürmüş, hem bir hediye almış olur, hem de bu vakfın talebelerine yardımcı olmuş olursunuz. Allah-u Teala şimdiden ebedi saadetin yatırımlarına cümlemizi muvaffak eylesin. Rıza ve rahmetini cümlemize ikram eylesin. Bayramlarımızı Rabbim mübarek eylesin. İslami bayramlara, rahmani bayramlara, gerçek bayramlara ulaşmayı cümlemize müyesser eylesin. Allah-u Teala kıldığımız teravih namazlarını, teheccüd namazlarını, tesbih namazlarını, tuttuğumuz oruçları, verdiğimiz zekatları, fidyeleri, fitreleri dergahında kabul eylesin. Biliyorsunuz Şevval ayı çıkmadan 6 gün bir orucumuz daha var. İçinde bulunduğumuz ay biliyorsunuz Şevval. Arabi aylardan Şevval'dir. Bu Şevval çıkmadan peş peşe tutmaya mecburiyeti yok. Yani illa peş peşe olacak diye bir kayıt yok. Şevval ayı çıkmadan 6 gün daha tutun. Zaten Ramazan-ı Şerif'i tutmuşuz elhamdülillah. Ramazan-ı Şerif'in tamamını tutan ve Şevval'den de 6 gün oruç tutan bir Müslümana Cenab-ı Hak senenin tamamını oruç tutmanın mükafatını veriyor. Bu 6'yı da ihmal etmeyelim. Hak Teala ona da bizi muvaffak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.